Herkese merhaba arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte 9.2 Eternity's End üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Blizzard yeni gelecek olan patch'in tarihini duyurdu. Tarih şu şekilde 22 Şubat'ta Amerika'da 23 Şubat'ta Avrupa'da olacak şekilde 9.2 Eternity's End geliyor. Bugün de Azeroth sohbetlerinde sizlerle birlikte bu patch'i masaya yatıracağız. Öncelikle bu patch bize neler getiriyor, neler olacak? Aynı zamanda patch'in gelmesine 2 haftadan az bir süre kaldı neredeyse. Patch gelmeden önce yapılması gerekenleri, gameplay anlamında ve artık yapmanız gerek kalmayacak olan şeyleri de konuşacağız. Bununla ilgili de. Bu arada bununla ilgili birçok kaynaklar var. Ben de işte Signs of Kellani'nin, Hazelnutty Games'in kaynaklarına bakarak bunları derledim, sizlere toparladım. Onların da emeklerine sağlık diyorum böylelikle. Ve ikinci bölümde de, Azeroth Sohbetleri'nin ikinci bölümünde de hikayeyle ilgili bilinmesi gerekenleri, 9.2'ye gelene kadar hikayede neler oldu ve 9.2'de hikayede bizleri nelerin beklediğini anlatıyor olacağım. Yalnız 9.2'de hikayede bizleri nelerin beklediğini anlatırken o kısım spoiler içerebilir. O yüzden şimdiden kendinize dikkat edin, iyi bakın. Şimdi 9.2 arkadaşlar biliyorsunuz dediğim gibi 23 Şubat tarihinde geliyor. Gelir gelmez bize bir quest karşılayacak ve o quest ile birlikte Zeret Mortis adı verilen bir yere gidiyor olacağız. Ve dolayısıyla burada karşılaştığımız bazı yaratıklar olacak. Onların bir reputation olacak. Enlightened reputation'ı. Ve hem orası hakkında bilgi edinmeye başlayacağız. Görev anlamında, quest anlamında. Hem de orada reputation'ımızı kasarak oyunun bundan sonraki sezonuna hazırlanıyor olacağız. O hazırlıkla başlayacağız. Yalnız raid hemen gelmiyor. Onunla ilgili takvimi de size ileteyim. 23 Şubat'ta 9.2 patch'i bizlerle birlikte olacak. Bir hafta sonra Mart'ın 1'inde normal ve heroic olarak raid açılıyor. Sepulcher of the First Ones. Bu raid açılıyor. Yalnız raid arkadaşlar Blizzard tarihinde belki, daha tarihinde değil. Çünkü bunu Icecrown Citadel'de de yapmıştı. Uzun bir aradan sonra diyeyim. İlk kez raid'in tamamı gelmiyor normal ve heroic'te. İlk olarak 8 boss keseceğiz. Anduin son boss olacak ve o haftayı bitireceğiz. Hem normalde hem de heroic'te. Şimdi bunun yapılmasının çok önemli bazı nedenleri olduğunu düşünüyorum. Birincisi biliyorsunuz aslında raid 11 boss'tan oluşuyor. Yani son 3 boss'umuz da var. Normal ve heroic'te ilk 8 boss'u kestikten sonra Anduin'in bulunduğu konumdan Domination Magic'in etkisinden kurtulması ardından bir sinematik olacak. Ve bu sinematikle birlikte bizim o sinematiği içimize sindirmemiz gerekecek. Yani aslında bir final boss sinematiği gibi bir durum söz konusu olacak. Ve bu olduktan sonra da arkadaşlar son 3 boss'a bir sonraki hafta yani 8 Mart'ta hem mitik açılacak hem de tüm boss'lar açılacak. Şimdi bu aslında yani Blizzard açısından biraz riskli. Biraz da stresli. Neden riskli olduğunu şöyle söyleyeyim. Çünkü bosslar test edilmedi. Yani 9, 10 ve 11 ki bunun içerisinde Jailer da var. TTR'da hiçbir guild görmedi. World First yarışı inanılmaz keyifli olacak bu anlamda. Yani denenmeden girileceği için bir anda aslında hem denenecek hem öğrenilecek hem de yarışın içinde olunacak. Fakat şöyle de bir olay var. İlk 8 boss açıldıktan sonra mitik de açılacak ya o hafta. Normalde bossların 9, 10, 11 yani heroin tamamı bittikten sonra mitik progrese başlanıyor. Acaba o kural devam edecek mi? Yani insanlar mitikten başlayıp ilk son 3 boss'un heroini kesmeden mi devam edecekler? Yoksa buna izin verilmeyecek mi? Orası biraz muamma da. Henüz ona tam olarak karar verilmiş değil. Şu anki kurallarla PTR'deki en azından. Dolayısıyla burada çok keyifli bir yarış bizi bekliyor. Yani hem neler olacağını önceden görmedik, bilmiyoruz bu bosslarla ilgili. Hem de yarış böyle daha zevkli olacak.
Ama riskli olan bir şey de şu ki bu bosslar yeteri kadar top yıldızlar tarafından test edilmediği için eğer herhangi bir sıkıntı varsa bosslarda onu canlı da görüyor olacak Blizzard'da. Dolayısıyla son 3 boss'u keserken çok çok fazla hotfix görebiliriz anlamına geliyor bu. Ve daha sonra arkadaşlar aynı hafta LFR'nin birinci kanadı da açılacak Mythic'le birlikte. Sonra 15 gün sonra 22 Mart'ta LFR ikinci kanat, 5 Nisan'da LFR üçüncü kanat, 19 Nisan'da da LFR dördüncü kanat açılacak ve hani eğer o zamana kadar 19 Nisan'a kadar Jailer'ı normal heroic ya da mitik zorlukta kesemediyseniz LFR'de artık girip kesebilecek hale gelebilirsiniz ki bazen LFR mitikten daha zor olabiliyor. Şimdi aslında bunları bu takvimleri tarihleri verdikten sonra da şunu söylemek lazım. 23 Şubat aslında yakın bir tarih ve hani oyuna dönecekler var. İşte oyunu belki patch için dönecekler var. Oyunu uzun süredir oynamayıp dönecekler var. Belki de şu an hala oyunu oynayıp ne yapacağını bilemeyenler var. O yüzden onlara da bir gameplay rehberi olsun. 9-2 gelmeden neleri yapmanız lazım, neleri yapmamanız lazım şeklinde bazı önerilerde bulunayım. Şimdi ilk önerimi ya ilk yapacağım öneri artık Shards of Domination biliyorsunuz. Sanctum of Domination raidine girdikten sonra oradan aldığınız gemler, tier parçaları, onları aplama vesaire. Artık bunlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Çünkü Shards of Domination'ın tier setleri sadece Sanctum of Domination'da, Portia'da ya da Mav'da çalışıyor. Ha bir de Torghast'ta çalışıyor. Dolayısıyla Shards of Domination'ı artık almadıysanız ya da ne bileyim onun şartlarını almadıysanız, onları upgrade etmediyseniz, henüz Sanctum of Domination'dan üzerinize item düşmediyse 9.2'de onları neredeyse hiç kullanmayacağız. Çünkü yeni tier setleri geliyor, çift legendary geliyor. Onların slotunda onların size verebileceği herhangi bir şey yok. Zaten yeni raid'de ve aynı zamanda yeni haritada Zeret Mortis'te şartlar çalışmıyor olacak. Dolayısıyla hala almadıysanız almayı uğraşmayın. Artık Shards of Domination ile ilgili her şeyi salabilirsiniz. Buna belki şey bile geçerli. Yani Portia'da rank 6 yapıp işte o şartların level'larını atlatmak için gereken malzemeleri alma falan. Hani onlara bile girişmeyebilirsiniz. İkinci şu an yapmamanız gereken ya da yapsanız boşuna yapacağınız şeylerden biri kendi Covenant'ınızın Legendary'si. Şu an PTR'da şöyle bir sistem var arkadaşlar. Kendi Covenant'ınızın Legendary'sini yaptıktan sonra onun yanında ikinci bir Legendary'yi takabilecek bir item'la o Covenant Legendary'si yapılabiliyor olacak. Dolayısıyla önce bir quest yapılacak Zeret Mortis'te. Zeret Mortis'te o quest legendary'si yapıldıktan sonra bir item alacağız. O item bizim Covenant legendary'mizin özelliğini taşıyacak ve sabit slotu kemer olacak. Dolayısıyla o item'ı yapmamız gerekiyor 9-2'de. Dolayısıyla eğer şu an Covenant legendary'nizi henüz yapmadıysanız sakın yapmayın. Çünkü yaptıktan sonra bir daha yapmak zorunda kalacaksınız gibi bir durum söz konusu olacak. O yüzden de Legendary Crafting yapacaksanız işte Covenant Legendary'niz için onu 9.2'yi bekleyebilirsiniz. Hiç uğraşmayın şu an. Aynı zamanda Conduit update'lerine de artık gerek yok. Hani Conduit'lerimi ben update etmeye çalışayım. İşte şeyleri toplayayım gideyim Mythic'ten bunların hiçbirini kasmanıza gerek yok. Bir tek şunu yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde level 60 olduktan sonra ilgili vendor'dan bütün Covenant şey konduitlerinizi 200 yapan bir item var. Onu alabilirsiniz. Onu 200 yaptıktan sonra konduit aplama peşinde koşmayabilirsiniz. Zira şeye gittiğimizde Zeret Mortis'e 9.2'de oranın Enlightened Rap ile friend olduğunuzda bir item aldığınızda hepsi full 226 olacak. Exalted olduğunuzda da yaklaşık böyle bir 1500 gold vererek de 278 yapabileceğiz konduitlerimizi. Dolayısıyla hani gidip de şu an konduitlerini update etmenize gerek yok. Bir diğer şey de arkadaşlar gear grind. Yani şu an karakterinize hala gear kasıyorsanız ya da bir alt karakteri yeni kastınız diyelim ki işte 226 item level, 230 item level
onları toplamaya çalışıyorsunuz. İşte aynı Shards of Domination itemları gibi bunların da gear'larını şu an kasmanıza çok gerek yok. Çünkü neden? Zeret Mortis'te gene 226 full gear'ı ve 246 full gear'ı Reputation'lara bağlı olarak Unearthed ve Exalted'dı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten oranın currency'si ile kolaylıkla elde edebileceğiz. Yani şimdi tutup da bir Heroic Raid yapıp oradan gelecek olan item aslında sizin rep kasıp da Vendor'dan alacağınız item'dan daha düşük olacak. O yüzden yani tabii ki de ne kadar yüksek item level'lı olursa o kadar iyi ama hani kendinizi canhıraş bir şekilde o item'ların içerisine gömmeye çalışmayın. Zira raid tier'ler de geliyor biliyorsunuz. 4 parça raid tier setini toplamanız da gerektiği için özellikle raid tier setinin altındaki item'lar için de elinizden yani mesela atıyorum mitik bile yapsanız o parçalar sonuçta değişecek. Gear'ınızda o kadar çok fazla üzerinize düşmenize gerek yok. Bir diğer hani bu 2 hafta içerisinde yapmasanız da olur diyeceğimiz şey aslında benden beklemeyeceğiniz bir şey bunu söylemek ama hani yapmak zorunda değilsiniz diye söylüyorum. Questlerin storyline taraflarını bitirmek. PTR'da arkadaşlar kendi Covenant'ınızın story görevlerinin tamamını bitirmeseniz bile Portia'yı açmış olduğunuz andan itibaren ya da Portia'nın devamını bile getirmeseniz bile açmış olduğunuz andan itibaren Oribos'tan sizi Zeret Mortis'e 9.2'ye götürecek olan quest'i alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani yapacak bir şey bulamıyorsanız tabii ki de hikayeyi öğrenmek adına yapabilirsiniz. Ama 9.2'ye geçerken sizin storyline ya da Covenant'ın bütün görev zincirini bitirmenizi beklemeyecek oyun. Çünkü bir alt karakterinizi yeni level 60 yaptığınızda onların hepsini skipleyip direkt 9.2'ye başlayabilecek durumda olacak. Peki şimdi bunlar hani yapmanıza gerek yok dediğimiz şeylerdi. Peki neleri yapsanız iyi olur 9.2 gelmeden? Şimdi aslında iyi olur kısımlarından başlayalım. Bir kere Portia'yı açmadıysanız Portia'yı açabilirsiniz. Portia'yı açmanın bir görev zinciri var ufak. Hani 9.2 geldiğinde o çarşamba günü henüz Portia'yı açmadıysanız yani herkes Zeret Mortis'e giderken siz önce Portia'yı açmanız için gereken görev zincirini Oribos'tan alıp işte o Portia'nın ilk görevlerini yapıp ondan sonra tekrardan portaldan Oribos'a dönmenize gerek kalmasın diye henüz açmadıysanız onu açın. Mutlaka bir karakterinizde açmanız yararınıza olur. Bir de şimdi normalde biliyorsunuz Renown var oyunda. Renown'unuzu maksimum seviyeye yapmaya bakın 9.2'ye girmeden önce. Çünkü Renown'unuzu maksimum seviyeye yapmanız sizin diğer Renown'lara, diğer Covenant'lara geçebilmenize imkan sağlıyor. Hatta eğer yapabilirseniz tüm Renown'larla Renown 80 olursanız tüm Covenant'larla 80 yapabilirseniz hem işte kozmetiklerini, transmoglarını, mountlarını, title'larına sahip olursunuz. İşin kozmetik tarafını bitirmiş olursunuz. Hem de 9.2'de Zeret Mortis'te yeni Renown gelmeyecek. Bu açıklandı. Yani Renown'umuz 80'de sabitlenecek. Hem de Zeret Mortis'te yapılacak aktiviteler Renown vermeyeceği için bir de geriye dönüp Renown'da uğraşmak zorunda kalmazsınız. Yani bu 2 hafta içerisinde buna odaklanabilirsiniz. Şimdi Legendary itemlerimiz yükseliyor. Rank 6'dan Rank 7'ye geliyor. Yapabileceğiniz şeylerden biri de hani Legendary'nizi Professionlar için söylüyorum. Son seviyede craftlayabilecek hale getirmeniz kendinizi. Daha sonradan Zeret Mortis'e gittiğimizde o Professional'ı kullanarak bir tane upgrade item'ı olacak. Rank 7 yapabiliyor olacaksınız. Hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Zeret Mortis'te yeni şeyler gelecek. Gathering şeyleri gelecek. Eğer henüz kasmadıysanız son seviyeye kasmaya bakın. Shadowlands Mining, Shadowlands Herbalism, Shadowlands Skinning. Bu professionları da direkt atlamış olursunuz sonradan. Tabii şimdi hani Covenant Legendary'sini craftlamanıza gerek yok çünkü zaten yapmanız gereken bazı şeyler var dedik ama normalde Legendary item'ınızı, ikinci Legendary item'ınızı craftlamanız için gereken Soul Ash ve Soul Cinder'ları şimdiden kasabilirsiniz. Elinizde bulunsun. Çünkü şöyle olacak. Bundan sonra yapılacak olan
Legendary'ler 5150 Soul Ash, 1650 Soul Cinder artı Cosmic Flux adı verilen ve 9.2'de gelecek yeni bir şeye bağlı olacak. Currency'ye. Şimdi Cosmic Flux Torghast'tan alınabildiği gibi aynı zamanda Torghast'ın dışında da alınabiliyor olacak. Dolayısıyla eğer 9.2'de Torghast'ın yüzünü bile görmek istemiyorsanız şimdiden o 5150 Soul Ash'le 1650 Soul Cinder'ı tamamlayın, bir kenara koyun. Ardından 9.2 geldiğinde sadece Zeret Mortis'te Cosmic Flux'ı toplanış için gerekenleri yaptıktan sonra Legendary'nizi craftlayabilirsiniz. Yani illa yapmanız gereken bir şey değil 9.2 gelmeden önce, ama yapacak bir şey arıyorsanız bunu toplayabilirsiniz Legendary'niz için. Kaldı ki artık Soul Cinder'da başka karakterinizden belli bir ücret karşılığında aynı Soul Ash gibi başka karakterinize gönderebiliyor olacaksınız. O da PTR'a eklendi. Dolayısıyla alt karakterlerinizi bir silkeleyin. Belki onlarda birkaç Soul Cinder vardır. Onları da main karakterlerinize gönderirseniz belki bugünden bile Torghast yapmanıza gerek kalmaz. Verebileceğim bir tavsiye, elinizde Augmentrum'lar varsa onları satın. Çünkü artık para etmeyecek, elinizde patlar. Çünkü 9.2 ile birlikte artık sınırsız basabileceğiniz Augmentrum'lar var. Yaklaşık bir gold'la alınıyor da çok ne kadardı bilmiyorum. Ama işte Enlightened Rapid ile Exalted olunca alabileceğiniz sınırsız kullanımlı Augmentrum. Dolayısıyla elinizde varsa satın yani. Buna ilişkin olarak aynı zamanda Valor ve Conquest puanlarınız paraya dönüyor. Valor ve Conquest puanlarını, hani gerçi gear kasmanıza çok gerek yok dedim ama eğer çok çok kötü gearlarınız varsa onu Valor gearlarıyla değiştirebilirsiniz. Onları alabilirsiniz. Dolayısıyla oradaki itemları kullanarak üstünüze giyebilirsiniz. Yoksa yani Valor ve Conquest puanları paraya döndüğünde iyi bir meblağ da veriyor. Para ihtiyacınız varsa bırakın, parayı alın ya da kozmetik olarak da eğer henüz almadıysanız bazı şeyler varsa onları da alabilirsiniz. Ve aslında en önemli şeylerden biri bitmeden yapmanız gereken Ahead of the Curve, Sylvanas Windrunner, Cutting Edge, Sylvanas Windrunner'ı mitikte kesme, Curve, Sylvanas Windrunner'ı heroikte kesme ve Keystone Master Achievement'ı Mythic Plus'ta 2000'e ulaşma. Bunları yapmadıysanız bu achievement'ları artık 9.2 geldiğinde alamıyor olacaksınız. Achievement'larınızı eğer almak istiyorsanız yani 2 haftalık bir vaktiniz var, alabilirsiniz. Keystone Masters ayrıca önemli. Eğer 1950'de 1960'daysanız falan bu 2 haftayı değerlendirmeye bakın. Çünkü 2000 olduğunuzda aynı zamanda bir mount da veriyor. Ve o mount'u alamazsanız artık o mount erişilemiyor olacak 9.2 geldiği andan itibaren. Yani bu PvP için bunu söylemiyorum çünkü Vicious Mount'ları daha sonradan currency ile oyuna ekleniyor. Onları geçmişe yönelik alabiliyorsunuz ama yani bu mount'ların henüz öyle bir şey yok. Onları da kaçırmayın derim. Şimdi gameplay kısmı böyle arkadaşlar. Yani 9.2'yi bu anlamda merakla bekliyoruz. Tabii 9.2'nin içerisinde çok çok güzel özellikler var. Yani yeni bir yer, işte yeni bir reputation, onların world quest'leri, rare'ları, daily'leri var. Her gün yapılacak, grindlanacak. Aynı zamanda yeni raid, Sepulcher raid'i, ona gireceğiz. Tier setleri geri dönüyor. Biliyorsunuz BFA'nın başından itibaren, 8.0 patch'inden itibaren aramızda olmayan tier setleri yeniden aramıza dönüyor olacak. O da güzel bir gelişme. Artık bundan sonra çift legendary takabiliyor olacağız. Bu da oyun için aslında güzel bir gelişme. Ve 9.2 içerisinde, 9.2.5'te de Cross Faction, Alliance'la Horde'un aynı grupta yer alabileceği cross faction dungeon'lar, raid'ler ve PvP'de görebiliyor olacağız. Şimdi ilk bölüm bu şekildeydi gameplay ile ilgili. Umarım faydalı olmuştur 9.2 gelmeden önce. Şimdi biraz da hikayeye bakalım. Hikayede nerede kalmıştık? 9.2'de hikayede bizi neler bekliyor? Biraz onları konuşalım. Şimdi aslında biliyorsunuz yani Shadowlands'in genel yapısı içerisinde İşte Sylvanas'la Jailer bir arada
Bütün kozmik olarak Det'in düzeni bozulmuş durumda. Arbiter suskun, bütün ruhlar mava akıyor ve Covenant liderleri bir araya gelip Jailer'ı durdurmaya çalışıyor. Fakat bu durdurmaya çalıştığı esnada Jailer'ın oraya hapsolmasını sağlayan runlar tek tek Jailer tarafından Sylvanas'ın da katkısıyla bir Domination büyüsüyle kendi yanlarına katmış olduğu Anduin'in de desteğiyle Covenant liderlerinden alınıyor. Ve biliyorsunuz ki son runda Oribos da Arbiter'ın üzerinde bulunuyor bir anahtar olarak ve o anahtarı almak için de şeye gidiyorlar. Oribos'a gidiyorlar. Ve Oribos'ta da o son anahtarı aldıktan sonra Jailer eski gücüne kavuşuyor. Anduin Rin'i de yanına alıyor ve portaldan geçerek bir bilinmeze doğru, ki daha sonradan biz bunu anlıyoruz nereye gittiğini. Aslında Zeret Mortis'teki Sepulchre'a gidiyor. Sepulchre of the First Ones'a. Oraya doğru giderken Sylvanas Windrunner da aslında ben sana asla hizmet etmeyeceğim dedikten sonra elindeki bir şeyden aldığı, bir portalın içerisinden aldığı bir kristalin içerisinde onun ruhuyla birlikte ona doğru vuruyor ve onun baygın bir şekilde yere düşmesine neden oluyor. Şimdi 9.1.5 aslında bu hikayeyle bitti. Ve biz de Jailer'ın bundan sonraki amacına ulaşmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki 9.2'de neler olacak? Şimdi 9.2 ile ilgili bu kısımdan sonra anlatacaklarım bazıları için spoiler olabilir. Bunu da sizlere önceden belirtmek istiyorum. Eğer spoiler'a karşı hassassanız anlatımımın bundan sonrası sizinle çok alakalı olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi Jailer Zeret Mortis'e gidiyor. Zeret Mortis nasıl bir yer arkadaşlar? Zeret Mortis aslında First One'lar bir kere her şeyi yaratan ilk başlangıçtaki en kadim varlıklar, böyle söyleyebiliriz. Bunların sadece Death Realm'ine ait bir oyun alanı gibi düşünebilirsiniz. Bir atölyesi. Burada Shadowlands'in diğer realmlerini kurgularken, yaparken oradaki hatta Covenant liderlerine kadar, oranın işte hayvanlarına kadar her şeyi kurgularken yapmış oldukları bu şeyi, çalışmayı, oradaki bilgileri içerecek ve oranın nasıl bir yer olduğunu kafalarında tasarlayabilecekleri bir merkez, bir yer. Biz buraya gittikten sonra burası artık biraz kozmik ölçekte çok yüksek topraklar. Oraya gittiğimizde o bilginin peşinde olup orada uzun süre barınmış başka brokerlarla karşılaşıyoruz. Aynı Oribos'ta gördüğümüz gibi. Bunlar da aslında First One'ların bilgilerine haiz olmak için, bilgilerine ulaşmak için orada bulunmuşlar uzun bir süre. Ve Jailer'ın Sepulchre'a yürümesinden ötürü onlarla tanışıyoruz. Onlar bizim yardımımızı istiyor Jailer'ı durdurmak için. Biz de onların bize yardımcı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Nedir bu yardımlar arkadaşlar? First One'ların dili. Şimdi First One'ların language'i, yani dili ve onların yaratmış olduğu yaratıkların dilini biz anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Oraya ilk gittiğimizde sağda solda bizimle konuşmaya çalışan First One'ların yaratıkları, iletişime geçmeye çalışan yaratıklar hep bizim anlamadığımız bazı sembollerle bizimle iletişime geçecekler. Ve biz oradaki değilleri yaparak, oradaki günlük görevleri yaparak, hastalık görevleri yaparak gün geçtikçe First One'ların dilini kavramaya başlıyor olacağız. Bu çok önemli. Neden bu çok önemli? Çünkü Jailer'a karşı olan savaşımızda bu dili öğrenebilmek bizim için inanılmaz önemli bir hal alacak. Dolayısıyla Zeret Mortis böyle bir yer. Bu arada orada Oracle denen bir varlıkla da karşılaşacağız. Sanırım raid'in içerisinde. Tam olarak yerini bilmiyorum ama belki Zeret Mortis'in içinde de olabilir. Ve o bize aslında Zeret Mortis'in First One'ların yarattığı sadece tek bir yer olmadığını, Zeret Mortis'e benzer farklı Zeretlerinde, farklı realmlerde oluşturulduğu, orada da aslında yaratımın
nasıl şekillendiğini belirten bazı yerler olduğunu söylüyor. Bu aslında 9.2 ve sonrasında, yani 10. expansion'da bizim kozmik ölçekte hikayenin biraz daha büyümesi anlamına da geliyor. Orası tabii biraz ilginç bir nokta. Şimdi biz tabii First One'ların mekanına gitmeden ve Jailer'ın peşine düşmeden önce Sylvanas baygın bir şekilde Ouroboros'ta yatarken işte başında Jaina, Ral, Bane, Bloodwolf, efendime söyleyeyim, Bol var. O da varken Sylvanas'ın uyanmasını bekliyoruz ama Sylvanas bir türlü kendine gelmiyor. Daha sonra da Bol var. Onun elinden tutarak kendi yarasına bastırarak aynı Mournblade'den ikisinde de yarası olması hasebiyle ona ulaşmaya çalışıyor ve onun daha önceki Former Sylvanas, yani bu Ranger General Sylvanas formuyla iletişime geçiyor. Ve bu iletişime geçtikten sonra şöyle bir durum oluyor. Sylvanas'ın normalde Banshee Sylvanas haline gelmeden önceki haliyle, o ruhuyla, Sylvanas'ın kendi ruhu bir şekilde içinde bir iç hesaplaşmayla özümsüyor. Ruhu birleşiyor ki öldürüldüğü zaman onun ruhu alınmış ve Jailer tarafından ona tekrar geri verilmişti. Yayının başında söylediğimiz gibi. Ve dolayısıyla Sylvanas uyanıyor. Şimdi normalde Sylvanas uyandığında birçok oyuncunun aklına gelen şey aslında Sylvanas uyandı fakat Banshee Sylvanas şeyinde uyanmadı. Eski Ranger General Sylvanas olarak uyandı. Aslında öyle değil. Yani yanlış düşünülüyor orada. Aslında orada önemli olan, bizim bilmemiz gereken, Sylvanas'ın iki farklı ruhunun, bir şeylerden haberi olmayan ve yaptığı bütün kötülükleri daha önceden bilmeyen Ranger General Sylvanas formuyla Banshee Sylvanas formunun birleşmesi. Bu bize ne sağladı aslında? Sylvanas'ın bizim yanımızda savaşmasını. Bizim yanımızda oluyor ama hala daha esir konumunda. Onun eline silah falan vermiyoruz. Sadece bizimle birlikte hareket ediyor. Çünkü Jailer'ın ne yapacağını, nasıl plan yapacağını en iyi bilenlerden biri olduğu düşünüldüğü için. Dolayısıyla Sylvanas'ı da alacağız yanımıza ve Sepulchre of the First Ones Raid'ine gideceğiz. Şimdi burada normalde Jailer'ın buranın içerisine girmemesi, hatta Zereth Mortis'e bile gelmemesi gerekiyordu. Fakat buranın içerisine girdikten sonra bizim onu durdurmamız gerekiyor. Yalnız Jailer çok güçlü bir varlık arkadaşlar. Ve Jailer'ın Domination Magic'i, ki şöyle düşünün. Hani Lich King bizim için ne kadar önemli bir figürdü yıllar boyunca. Onu yaratabilen bir güce sahip olan bir yaratığı düşünün. Dolayısıyla bizim bir şekilde Domination Magic'in nasıl bertaraf edileceğini anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. İşte neden gameplay kısmında anlattık. İlk 8 boss Anduin, ondan sonraki 3 boss bir hafta sonra gelecek. İşte buradaki hikayenin hazırlığı için. Biz Anduin'in bulunmuş olduğu Domination, yani bu bağlanma büyüsünden kurtarıyoruz bir şekilde ve bunu Jailer'a karşı kendimizi güçlendirebileceğimiz bir silah haline getiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İşte Anduin fight'ından sonra öğrendiklerimiz, sanırım Helm of Domination'ın bazı parçaları, bunu kullanıyoruz. Bir de daily'leri yaparak, world quest'leri yaparak Zereth Mortis'te edinmiş olduğumuz First One dili, First One Language. Bunların hepsini bir araya getiriyoruz ve bize yeni bir helmet yaratılıyor, yapılıyor. Yani böyle sarı, hatta şey diyor, Noble, Golden Helmet falan diyor da onun sanırım başka bir yerde farklı bir benzetmesi var. Ve biz onun sayesinde, o gücü üzerimize buff'alarak Jailer'ın bizi domine etmesinden kendimizi koruyoruz. Yoksa Jailer'ın karşısına çıkamayız. Ve işte 9, 10 ve 11. bosslar. 11. boss'un sonunda Jailer'la savaşıyoruz. Jailer'la savaşımızda edindiğimiz bilgilere göre, Adventure Journal'da yazan bilgilere göre Jailer direkt Azeroth'a saldırıyor arkadaşlar. Yani hedefinde Azeroth olacak şekilde
Sepulcher'ı kullanıyor. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla gene datamine edilmiş textlere baktığımızda Jailer'ın yenildiğini, bizim zafer kazandığımızı öğreniyoruz. Fakat onun sonunda ne olacağı ve 10. expansion'a giderken de nelerin olup biteceğini tam olarak bilemiyoruz açıkçası. Yani hasarı vererek mi biz onu durduracağız Azeroth'a, yoksa Azeroth'a hasar vermeden önce onu engelleyip mi durduracağız? Başka kozmik güçlerin yardımını alacak, başka bir gerçeklik yırtılacak. Biz oraya mı akacağız, gideceğiz? Azeroth tamamen ortadan kalkmayacak ama biz gene de Jailer'ı durdurmuş mu olacağız? Bununla ilgili işte zaten 4 tane sinematik var. İkisi Raid ile ilgili, ikisi Encrypted sinematik. Henüz daha bilinmiyor. Hatta Jailer'dan sonraki sinematiğin ne olduğu hemen bilinmesin diye ilk haftada Anduin'in sinematiği sadece aktif olacak. O da çok büyük bir ihtimalle artısı içerebilir. Destansı bir sinematik olabilir orada. Tıpkı Wrath of the Lich King'in Icecrown Citadel sinematiğinde Arthas'ın babasının kollarında ölmesi gibi bir şeyler bekliyoruz. Bir in-game sinematik bekliyoruz. Ve dolayısıyla bu olaylar olduktan sonra arkadaşlar tabi bazı şeyleri de öğreniyor olacağız. Mesela artık düzen yeniden gelmiş olacak Shadowlands'e, Jailer ortadan kaldırıldığı için. Ve bütün Shadowlands Jailer'ın bu işlere kalkışmadan önceki haline döndürülmüş olacak. Dolayısıyla bizim bütün Covenant'larımız, yani bu Bastion, Ardenweald, Revendreth ve Maldraxxus, bunların hepsi tekrar eski haline dönecek. Ha şey var, yeni Arbiter'ımız belli oluyor arkadaşlar. Yeni Arbiter'ımız Pelagos olacak. Yani neden Pelagos bilmiyorum açıkçası ama bundan sonraki Arbiter Pelagos olacak. Ve Pelagos yeni kurallar koyacak. Pelagos'a göre hiçbir ruh ikinci bir şans verilmeden Mav'a gitmeyi hak edecek kadar kötü değil. Öyle düşünüyor. Dolayısıyla yani Mav'ın da ne kadar kötü bir yer olduğunu gir çık gir çık yaptık gördük ya. Çünkü başkaları Mav'a girmiyordu. Biz Shadowlands'e gelene kadar Mobulker olarak girip de çıkana kadar kimse bilmiyordu onun ne kadar kötü bir yer olduğunu. Dolayısıyla Pelagos yeni Arbiter kuralında ben insanlara bakacağım ruhlarını, hangi şeye gitmesi gerekiyorsa götüreceğim. Eğer çok çok günahkar bir ruhsa Revendreth'e gidecek. Ama Revendreth'te de o günahlarında kefaret olmuyorsa, yaptıklarının kötü olduğunu anlayamıyorsa, şey yapamıyorsa onları da tekrardan Mav'a koyabilecekler. Böylelikle Mav da hani anime anlamında biraz daha rahatlamış olacak. Bu arada Arbiter'ı neyin bozduğunu da 9.2'de öğreniyor olacağız arkadaşlar. Arbiter'ı bozan şey Argus'un ruhuymuş. Onunla ilgili de bize bir bilgilendirme yapılıyor olacak. Hani hatırlıyor musun sinematikte kırmızı bir ışık gelmişti ve Arbiter'a çarpmıştı. Normalde Mortal Soul'lar, yani ölümlü olanların ruhları Shadowlands'e geliyor. BlizzCon'da Titanlar öldükten sonra onların ruhunun Shadowlands'e gelmediği söylenmişti. Ve hatta ucu açık bırakılmıştı. Yani Titanlar öldüğünde ne olur? Hani bunu biraz siz düşünün gibisinden. Orada da herhangi bir şey söylenmemişti. Burada Jailer'la aslında Dreadlord'lar ve Burning Legion arasında da bir bağlantı olduğunu ve sıkı bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Zaten 9.2'den önce, 9.0'da hatta ya da 9.1'de yanlış hatırlamıyorsam Revendreth'te bir kitap bulmuştuk. Dreadlordların aslında kozmik ölçekte casusluk yaptığını, her kozmik ölçüye sızdıklarını, hani ışığa, void'e, death'e, bunların hepsine sızdıklarını, bunları okumuştuk. Dolayısıyla Disorder'a da sızıyorlar ve manipüle ederek Sargeras'ın bir şekilde Jailer'la işbirliği içerisinde. Jailer'ın haberi yoksa bile Sargeras'ı işte Helm of Domination'ı Lich King'e kullandırtarak vesaire onun yanında yer almasını sağlıyorlar. Ve bütün yaptıkları da Argus'un bir Titan ruhu olarak Death Magic'le
gelişmesi ve Arbiter'ı bozmaya çalışması üzerine gidiyor. Dolayısıyla onu da o şekilde olduğunu öğreniyoruz ve aslında hikayenin hani bizdeki kopuk parçalarını yavaş yavaş da bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Tabii ki 9.2'den sonra 9.2.5 var, biliyoruz onu. Ama hikaye anlamında bize ileri götürecek bir şey olmayacağı neredeyse açık. Dolayısıyla biz 9.2'de yani 8 Mart'a kadar, 22 Şubat'tan 8 Mart'a kadar Jailer'ın öldürüldükten sonraki son sinematiğini görmediğimiz için hikaye 2 hafta daha 9.2 içerisinde nasıl biteceğini bilmiyor olacağız. Daha sonradan da Jailer tabii ki herhalde Mart'ın 8'inde en azından normalde de Heroic'de kesilir. Guildlar tarafından sinematik o akşam çıkar. Çıktıktan sonra da artık 9.2'nin hikayesinin nasıl bittiğini ve hikaye bittikten sonra da belki de 10. expansion'da hikaye nereye gidebileceğini bize anlatıyor olur. Aslında 9.2'yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dediğim gibi bu 2 haftalık bir süre var. Hem gameplay anlamında yapmanız gerekenleri ya da artık yapmasanız da olur gerekenleri de masaya yatırdıktan sonra hikaye anlamında da bizi çok çok hareketli günler bekliyor olacak. Özellikle 9.2'de bu dediğim gibi şifrelenmiş sinematikler var içerisinde. Bu sinematikler açıldıkça hem Anduin fight'ı sonrası hem de Jailer fight'ı sonrası sinematiklerin hepsinde Azeroth sohbetlerinde sizlerle birlikte yorumlayacağız. Neler olup bittiğine onlara da bakacağız. Açıkçası heyecanlıyım. Çok çok büyük beklentiler ve şeylerle 9.2'yi beklemiyoruz. Çünkü aslında Shadowlands'te bizim mırın kırın ettiğimiz bazı gameplay özellikleri ya da lore'daki gidişat aynı şekilde devam ediyor olacak. Ama her zaman için yeni patch'ler, yeni heyecanlar demektir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Oyuna tekrardan dönmeyi düşünen arkadaşlarımız için özellikle yapılması gerekenlerin birçoğu daha sonra yapsanız da olur ama gelmeden önce yaparsanız iyi olur tarzında olduğu için eğer hesabınızı tekrardan açacaksanız ve Renown'u 80 olmuş level 60 bir karakteriniz varsa oyuna açılış günü dönebilirsiniz. Ama eğer bazı achievement'ları almak için Curve, Cutting Edge, Keystone Masters gibi onları ben almadan kaybetmek istemiyorum diyenleriniz varsa hemen bugünden hesaplarını aktiflesinler. 23 Şubat'a kadar süreleri var. O süre boyunca da o achievement'ları alabilirler diye düşünüyorum. Benim 9.2 Eternity's End ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu bir YouTube videosu olduğunda sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bununla ilgili olarak hani sizin beklentileriniz nedir? Heyecanlı mısınız? En çok sevdiğiniz özellik ne olacak 9.2'de? Hikayenin nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili sizler de yorumlarınızı yorumlar kısmına iletirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.